Büyük milletimiz merhaba. Evet, yeni dünya düzeninin çöküşünü yaşıyoruz. Yaşadığımız dönem bu. Yeni dünya düzeni Amerika Birleşik Devletleri'nin uydurduğu bir politikaydı. Yani Amerika Birleşik Devletleri özellikle 90'ların başından itibaren bu politikayı gündeme getirdi. Yeni bir dünya nizamı kuruyordu. Ama ne kadar başarılı oldu? İşte soru bu. 1990'dan 2000'li yılların başına kadar Amerikan rüyası yaşandı gerçekten. Amerikalılar dünyaya hükmettiler. Peki bunu yaparken neyi kullandılar? Hani Soğuk Savaş vardı ya. Soğuk Savaş'tan hemen sonra Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği ile birlikte hareket eden Varşova Paktı üyeleri çöktükten sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni dünya düzenini oturtmak için son bir savaş başlatmıştı Yugoslavya'ya karşı. Çünkü Yugoslavya direniyordu. Yugoslavya'da da bir savaş yürütüyordu. Aynı anda Irak'ı ve Orta Doğu'yu da bir savaşın içine çekmeye çalışıyordu. Ama bütün bunların ötesinde iki gücü kullanıyordu. Amerika'nın bu yeni dünya düzenini oluştururken kullandığı iki kuvvet. Bir tanesi NATO, diğeri ise dolardı. Yani işin askeri ve siyasi kısmını NATO'yla, ekonomik kısmını dolarla yürütmeye çalışıyordu. Sistem basitti. Amerika Birleşik Devletleri NATO sayesinde en güçlü ülke olmuş ve NATO'daki tırnak içinde müttefikleriyle birlikte dünyaya hükmedeceğini planlamıştı. Peki bu tırnak içindeki müttefikleri nasıl kontrol ediyordu? İki yolla. Dolar baskısıyla ya da İtalya'da bilinen ve ortaya çıkan adıyla Gladio'yla, bizim koyduğumuz isimle Süper NATO veya Kontur Gerilla'yla. Yani Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu sadece düşman olduğu ülkelere ve yapılara karşı değil, aynı zamanda üyesi olduğu ülkelere karşı da kullanıyordu. Yani bir derin NATO oluşturuyordu. Süper NATO dediğimiz. İşte bu derin NATO 90'lı yıllarda kendi müttefikleri içinde eylemler yapıyordu. Türkiye'de hatırlıyoruz 90'ları, özellikle 93 yılını vesaire. Yani faili meşhur cinayetler aydınlarımıza, başta Uğur Mumcu olmak üzere Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan Dursun, daha sayamadığımız pek çok aydınımıza yönelik o hunhar saldırılara, katliamları hatırlıyoruz. Yine aynı şekilde İtalya'da Gladio'nun nasıl ortaya çıktığını da hatırlıyoruz. Daha sonraki süreçte devam etti Amerika bunlara. Yani 2000'li yıllarda da devam etti ama biraz daha zor oldu. Fakat 90 ile 2000 arasında iyice sertleşmişlerdi. Hatta dünyaya doları bir şekilde kabul ettirmişlerdi. İki yöntem dedik ya, bir tanesi NATO, diğeri dolar. NATO kısmını biraz anlatıyoruz işte. Neydi sistem? NATO ile birlikte özellikle 90'lı yıllarda Amerika'nın istediklerini yapmayanlara bela bulaştırmak. Sonra bir toplantı oldu. Yıl 2001. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, ki hala devlet başkanı, o dönemin Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bir toplantı gerçekleşti. Toplantı Rusya ile Çin arasında stratejik ortaklık toplantısıydı. Çok basit. Aslında bir maddeye dayanıyordu. ABD hegemonyasına son verme maddesine. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya kurduğu hegemonyaya karşı iki tane büyük güç birleşeceklerdi. Şöyle özetlenebilir. Rusya'nın askeri ve siyasi, aynı zamanda kaynak gücüyle, yani gerçek ekonomiyi güçlendiren kaynaklarının gücüyle, Çin Halk Cumhuriyeti'nin insan gücü, siyasi gücü ve aynı zamanda bu potansiyeli kullanarak ekonomik gücü de birleştirilecekti. İşte bu birleşmeden ciddi bir stratejik ortaklık doğacaktı ve doğdu. Sonra bunu uluslararası bir anlama taşıdılar. O dönemlerde henüz Şangay Beşlisi olan, yani Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan Şangay Beşlisi'nin genişlemesini gündeme aldılar. Sadece bir ekonomik örgütlenmeydi o zaman ama daha sonra stratejik bir örgüt haline aldı. Jeostratejik bir örgüt haline aldı ve ne oldu? Genişletilmesine karar verildi. Ve genişleme halkasının içine ilk olarak Özbekistan dahil oldu. Görüldüğü gibi daha çok Türk Cumhuriyetleri.
Sonra da çeşitli ülkeler gözlemci statüsüyle veya direkt üye olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma yolunu tercih ettiler. Şimdi Türkiye'nin de buraya girmesi konuşuluyor bildiğiniz gibi. Onun ötesinde daha ilerleyen zamanlarda BRICS ismi altında yani Brezilya, Rusya, India, China, South Africa yani BRICS'in kısaltılmışı Türkçesiyle Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve South Africa, Güney Afrika'dan oluşan bir ekonomik örgütlenme oluşturuldu. Bu ekonomik örgütlenmede aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar saltanatına karşı bir hamleydi. Yani bir taraftan NATO'yu baskılayacak ve NATO'nun etki alanlarını kırabilecek bir Avrasya yapılanması, diğer taraftan ekonomiyi de Avrasya lehine çevirecek adımlar atılmaya başlandı. İşte bu süreçte bir önemli nokta vardı. Türkiye. Türkiye nerede duracak? Bakın Tunç Kağan'ın şu değerli arkadaşlar. Türkiye nerede durursa o kazanıyor. Çünkü Türkiye dünyanın kalbi. Kalp burası. Tarih bunu gösteriyor. Basit anlatımla Sovyetler Birliği ile Türkiye birlikte olduğu zaman ne oldu gördük. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerle Ruslar birbirine düşman. Hem Rus Çarlığı yıkılıyor hem Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor. Bizim Kurtuluş Savaşı dönemimizde Kurtuluş Savaşı'nı yapan kadroyla Bolşevikler birbirleriyle ittifak halinde hem Rusya'da devrim oluyor hem Türkiye'de devrim oluyor. Küçük Amerika sürecinde Türkiye NATO'ya üye olduğunda görülen olanlar ortada. Biz küçük Amerika oluyoruz. Sovyetler Birliği nihayetinde Soğuk Savaş'ı kaybediyor. Ve bugün Türkiye ile Rusya ilişkileri gelişti. Yaşananları hep birlikte görüyoruz. Ekonomik gelişmeler, işte doların baskısının Türkiye'de çok fazla hissedilmemesi, başka alternatifler vesaire. Türkiye'nin pozisyonunu Avrasya'ya çevirmesiyle birlikte Amerika'nın hegemonik gücü de gerçek anlamda yara almaya başladı. Bakın bugün neyi konuşuyoruz? Türkiye'nin NATO'yu ve doları nasıl felç ettiğini konuşuyoruz. Açık. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin hamleleri yüzünden NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Söylemedi mi? Söyledi. Alman Der Spiegel dergisi aynı şeyi yazdı, çizdi. Türkiye'nin Suriye operasyonu yüzünden NATO artık bir ittifak gibi görünmüyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım şeklinde ifadeler, sözler gelmeye başladı. Ve Türkiye bugün son noktada NATO ile ilgili bir karar aldı ve NATO'nun varlık nedenlerinden biri olan Rusya etkisine karşı planladığı Polonya ve Baltık ülkelerine destek tasarısını veto edeceğinin sinyallerini verdi. Neden? Çünkü şöyle dedi Türkiye. Siz terörle mücadelemizde bize destek vermiyorsunuz NATO olarak ve Amerika Birleşik Devletleri olarak. O zaman biz de sizin projelerinize destek vermiyoruz. Yani Avrasyalaşan Türkiye, Avrasya ile birlik içinde olan Türkiye NATO'yu hareketsiz, paralize yani felç hale getirdi. Peki Türkiye'nin doları tartışması ne noktaya getiriyor Amerikan sistemini? İşte o Amerikan rüyası bir anda nightmare oluyor, yani kabus oluyor. Amerikan kabusuna dönüşüyor. Amerika için Freddy gerçek olmaya başladı. Freddy'nin kabusları vardı ya. Yani Freddy'nin kabusları artık gerçek oldu Amerika Birleşik Devletleri için. Neden? Çünkü ya doların saltanatı biterse, hele hele bu Avrasya'nın merkezindeki müttefik Türkiye üzerinden biterse ne olur? Vay! Gerçekten ne olur? Dünya artık şöyle bir dünya. Türkiye Katar'la swap anlaşması imzaladı. Bu ne demek? Türkiye ile Katar arasında milli paralar üzerinden siyaset ve ticaret yapılacak demek. Ya da bu siyaseti de destekleyecek, besleyecek. Rusya ile Türkiye kendi milli paralar üzerinden ticaret yapmanın yollarını döşemeye başladılar. Aynı şey Çin ile de geçerli. Küresel anlamda baktığımızda ise çok daha önemli bir şey var. BRICS'te biraz önce vurgulamıştım. BRICS ülkeleri arasında ve diğer bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında artık rezerv para biriminin olmaması gerektiği ve altın üstünden rezerv paranın belirlenmesi gerektiğinin konuşulduğunu duyuyoruz. Ya eskisi gibi. Yeni dünya düzeninde başlamadan önce şöyleydi olay. Herkesin merkez bankasına ne kadar altın varsa o kadar para basabiliyordu. Amerika onu yeni dünya düzeninde bozdu ve şöyle yaptı. Efendim gene bizim merkez bankamızda ne kadar altın varsa o kadar para basacağız diye dünyayı aldattı. Ama mürekkep ve kağıt parasına dolar basarak
dünyada bir sanal kağıt ekonomisi yarattı. İşte şimdi o kağıt ekonomisi, sanal ekonomi bitiyor. Ne kadar altının varsa o kadar para basabileceksin diyecek dünya. Peki altın nerede? Kaynakların olduğu yerde. Altın ne? Sadece altın mı? Hayır. Doğal gaz mesela, petrol mesela, bor madeni mesela. Bütün bunlar altın değerindeki madenler, kaynaklar, su aynı şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar ne kadar var? Sınırlı. Tabii bazı uzmanlar şunu söyleyebilir. Amerika'nın 20 yıl yetecek kadar petrolü var, şu var, bu var ama 20 yıl bir ülke için çok uzun bir zaman değil. Yani değerli dostlar, doların saltanatının çökmeye başladığı bir dönemde, NATO'nun tartışıldığı bir dönemde merkez ülke Türkiye. Muhabbetimizin başlığı da işte bu yüzden ABD'yi felç eden Türkiye. Bakın ABD'yi felç eden Türkiye'den bahsediyoruz. Neden? Çünkü Türkiye dünyanın kalbi Avrasya ülkeleriyle birlikte atmaya başladı. NATO'yu tartışıyoruz, doların saltanatını tartışıyoruz. Çok önemli değil mi bu gelişmeler? Bizce önemli.